Anadolu. Tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim coğrafya. Sahip olduğu eşsiz yeraltı ve yerüstü güzellikleriyle herkesi kendisine hayran bırakmış, üzerinde barındırdığı tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta bir açık hava müzesi olan cennet vatanımız. Üzerinde manevi tesiri sınırları aşmış veliler, yüksek vasıflı alimler, dünyayı dize getirmiş sultanlar ve hatta peygamberler yaşamış mübarek topraklar. İslam ile şereflendiğinden beri neredeyse 1000 yıldır her bir köşesinde manevi merkezler kurulmuş, üzerinde yaşayanları hem maddi hem de manevi olarak beslemiş bereketli yurt. Kıtaları ve kültürleri birleştiren barış ve huzur diyarı Anadolu. Ben Hasan Burak Durmuş. Bisikletimle yapacağım her seyahatimde bu topraklarda var olmuş, insanların ruh ve fikir dünyasını aydınlatmış bir gönül sultanının izinden gidecek, varlığını sürdürmekte olan manevi veya kültürel mekanları ziyaret edeceğim. İzlenimlerimi ve hislerimi paylaşıp o güzel insanları anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Yolculuğum boyunca o güzel insanların bize bıraktığı mirası anlamaya çalışacak, günümüze ulaşmış manevi merkezlerin havasını teneffüs edecek ve geçtiğim yerlerdeki tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve güzelim Anadolu insanını fotoğraflamaya çalışacağım. Geçtiğim yerlerde ufak da olsa geleceğe miras kalacak bir iz bırakacağım. Yunus Emre, Aşık Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus. Diğer bir ifadeyle bizim Yunus. Anlatılanlara göre Yunus Emre Hazretleri Sarıköy'de yaşayan, çiftçilikle uğraşan fakir bir kimseymiş. O dönemler yaşam zor. Anadolu'da kıtlık hakim ve Moğol istilası Anadolu'yu kasıp kavuruyor. İşte tam da böyle bir dönemde Yunus Emre Hazretleri köyünden çıkıp buraya, Hacı Bektaş-ı Veli dergahına buğday istemeye geliyor. Hakkında yazılı kaynak bulunmasa da Hacı Bektaş-ı Veli'nin Horasan bölgesinden buraya geldiği biliniyor. Burada kurduğu manevi merkezde tarımsal faaliyetlerle ilgilendiği de söylenmekte. Dolayısıyla Yunus Emre buraya eli boş dönmeyeceğini düşünerek gelmiş olabilir. Hacı Bektaş-ı Veli dergahına vardığında heybesi yolda gördüğü bir alıç ağacından topladığı alıçlarla doludur. Ne de olsa eli boş gitmek olmazdı. Dergaha gelen Yunus Emre birkaç gün misafir edilir. Sen misafirimiz ol, şeyhimiz uygun olduğunda seninle görüşecek derler. Misafir olduğu süre boyunca talep ettiği buğdayı bir an evvel alıp geri dönmek istemektedir Yunus Emre. Nihayetinde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri ile görüştürülen Yunus Emre'ye buğday yerine nefes teklif edilir. Yunus Emre, nefes bana gerekmez, bana buğday gerek diyerek teklifi reddeder. Bu sefer kendisine alıç başına bir nefes teklif ederler. Yunus Emre bu teklifi de kabul etmez ve buğdayda ısrarcı olur. Bu kez getirdiği her alıcın tanesine 10 nefes teklif ederler. Fakat Yunus Emre kendisine yapılan bu son teklifi de kabul etmez ve talep ettiği buğdayı alıp dönüş yoluna koyar.
senin kilidinin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik. Var git nasibini onun kapısında ara. Neye niyet, neye kısmet. Buğday almak için Hacı Bektaş-ı Veli dergahına gelen Yunus Emre, nasibi olan nefesi almak üzere Tapduk Emre dergahına doğru yola çıkar. Kırşehir'e doğru bisikletimle yola devam ederken, bu sıcak ve kurak coğrafyada bir yerden bir yere giden yolcu olduğumu düşündüğümde, soğuk bir su içebilmek, hiç değilse yüzümü ıslatacağım bir su bile bulabilmek ne büyük bir ferahlık olurdu. Zihnimde düşünce, düşünceyi getirirken benim yolum da Kırşehir'e varmıştı. Buraların hep böyle uçsuz bucaksız bozkır olmasından dolayı şehrin adının Türkler tarafından Kır Şehri olarak verildiği söyleniyor. Ahilik felsefesinin geliştiği bu topraklar heyecan uyandırıcı bir kültür varlığına sahip. O varlıklardan birisi de şüphesiz ki Aşık Paşa. Aşık Paşa, Yunus Emre henüz hayattayken 1272 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiş Türk şair ve yazarıdır. Asıl adı Alaaddin Ali olan mutasavvıf şair, şiirlerinde aşık mahlasını kullandığı ve babasının en büyük oğlu olması dolayısıyla kendisine baş ağa yani paşa denildiği için de Aşık Paşa olarak anılmıştır. Aşık Paşa yalnızca yazarlık ve şairlik yapmamış elbette. Aynı zamanda Osmanlı'nın kuruluşunda babası ile birlikte Osman Gazi'nin hizmetinde de bulunmuş. Tahta Orhan Gazi'nin geçmesiyle Kırşehir'e geri dönüp saygın bir tasavvuf mürşidi olarak çevresindekilere irşat faaliyetinde bulunmuş. Aşık Paşa iyi eğitim görmüş, döneminin dillerini iyi derecede konuşabildiği halde tıpkı Yunus Emre Hazretleri gibi Türkçe şiirler ve eserler yazmayı tercih etmiş. Türkçe edebiyatın en güçlü savunucuları arasında sayılan Aşık Paşa'nın en önemli eseri ise 12 bin beytlik Garibname isimli mesnevisidir. Yunus Emre Hazretleri şeyhine olan yolculuğunda nelerden etkilenmiştir bilemiyorum ama diyebilirim ki bu coğrafyadan bir Yunus Emre'nin geçmiş olması Aşık Paşa ve daha nicelerini derinden etkilemiş gibi. İtiraf etmeliyim ki ben de bu seyahatimden oldukça etkilendim. Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzurundan Yunus Emre'nin izini sürmek için çıktığım yolculuğumda Aşık Paşa gibi böylesi büyük zenginliklerle karşılaşmak açıkçası beklediğim bir şey değildi. Daha gidilecek çok yolum var. Ne derler bilirsiniz. Yolcu yolunda gerek. Yalnız seyahat ederken insanın kendisini hesaba çekmesi, bazı konuları düşünmesi daha yoğun oluyor. Bir insanı en iyi yolculukta tanırsın derler ya, aynı şekilde kişi kendisini de en iyi yolda tanıyor diyebilirim. Yani bir anlamda yol insanı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Mesela yıllar yılı bisiklet sürüyor olmama rağmen bisikletle uzun mesafeler kat etmenin bir şehirden diğerine yol almanın düşündüğümden daha zor olduğunu fark ettim. Harita üzerinde güzergah planlarken mesafeler insanın gözüne küçük görünüyor. Ancak gerçek anlamda yol ile buluştuğunuzda yolun her bir metresini yaşıyorsunuz. Böyle düşüncelere dalmış, düşüncenin birinden diğerine atlayarak yol alırken yolumun üzerinde denk geldiğim bir başka köy beni bu düşüncelerden uyandırıyor. İşte karşımda Köprüköy. Müzik
Köprüköy, bu güzergahta rastladığım tarihi Selçuklu dönemine kadar uzanan tarihi bir köy. Bu köyü diğer köylerden ayıran en belirgin özelliği ise içinde Selçuklu döneminde yapılmış olduğu bilinen bir köprü bulunması. Çeşnigir Köprüsü. Köyün ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yok. Ancak köprüyle aynı dönem olduğu kuvvetle muhtemel. Yola çıkarken Yunus Emre'nin kullanmış olabileceği en olası güzergahı izleyeceğimi söylemiştim. Bana doğru yolda olabileceğimi hissettiren yer bu köy oldu. Yunus Emre Hazretleri eğer bu güzergahı kullanmışsa bu köprüden geçmiş olmalı. Köyün bulunduğu yerde Büklü Kale Ören Yeri isminde tarihi 4000 yıl öncesine kadar uzanan bir de kazı alanı bulunuyor. Alanda yapılan kazılarda Hitit İmparatorluk çağına ait yerleşim yerine dair izlere rastlandığı söylenmekte. Kızılırmağın yanında tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan bu köyün tarihi belki de Selçuklu döneminden önceye uzanıyordur. Kim bilir? Doğal kaya oluşumlarının arasında içinden Kızılırmak geçen tarih kokulu, medeniyet dokulu bu köyde biraz vakit geçirip fotoğraf çekmek istiyorum. Hititlerden günümüze yerleşim yeri olarak kullanılabilecek kadar cezbedici olan bu yerde vakit geçirmeye ve gördüklerimi belgelemeye değer diye düşünüyorum. Nevşehir ve Kırşehir'in uçsuz bucaksız bozkırlarından, Nallıhan'ın rengarenk tepelerinden, göllerden, akarsulardan ve daha nice doğal güzelliklerden etkilenmemek bu coğrafyada seyahat eden biri için işten bile değil. Hele ki Anadolu insanının misafirperver, yardımsever tutumu bu topraklarda neden böyle köklü bir medeniyetin kurulabildiğinin göstergesi diyebilirim. Bilhassa yolumun üzerinde rastladığım Nallıhan Kuş Cenneti kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti bugüne kadar gözlemlenmiş yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman alanda 50 bin kadar su kuşunun kışladığı da söyleniyor. Yollar geçip dağlar aştım. En sonunda Tapduk Emre dergahına ulaştım. Burası çiftçi Yunus'un Yunus Emre olduğu yer. Nasibi olan nefesi bulduğu ve o nefesle kendi dönemine ve çok daha ötesine nefes olduğu yer. Yunus Emre bir beyitinde Yunus Hakk'a bilişeli, canı gönül verişeli, şol tapduğa erişeli, gözlerimi açar oldum diyerek kendi sözleriyle durumu bizlere anlatmıştır. İlim tahsil etmek, ilim öğrenmek dün de vardı, bugün de var. Bugün ilim öğrenmek isteyen birisi ihtiyacı olan neredeyse bütün kaynaklara kolaylıkla ulaşabilir. Fakat Yunus Emre Hazretleri'nin dönemini düşündüğümüzde bu günler, haftalar hatta aylar alabiliyordu. Zira Yunus Emre Hazretleri'nin köyünden Hacı Bektaş Veli dergahına, oradan da Tapduk Emre Hazretleri'nin huzuruna gelişini düşündüğüm zaman bunun haftalarca sürmüş olabileceğini düşünüyorum. Yunus Emre, yaptığı bu uzun yolculuk sonrasında şeyhinin kapısına varmış ve ona Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerini anlatmıştır. Yunus'un halinin kendilerine malum olduğunu söyleyen Tapduk Emre, Yunus Emre'ye bir işin ucundan tutmasını, vakti gelince nasibi olanı alacağını söylemiştir. Yunus Emre o zamandan itibaren bir rivayete göre 40 yıl dergaha odun taşımış ve bunu o zamana kadar hiç görülmemiş bir hassasiyetle yapmıştır.
Bu seyahatime onları daha iyi anlayabilmek ve katlandıkları zahmetleri bizzat yaşamak, hissetmek için çıktım. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin huzurundan buraya nice yollardan, nice yerlerden geçtim. Yunus Emre Hazretleri'nin yol boyunca neler yaşamış, neler görmüş olabileceğini bizzat deneyimleme fırsatı buldum. Yunus Emre'nin hocası olan Tapduk Emre hakkında mevcut bilgiler çok az. Tapduk Emre'nin nereli olduğunu, nereden geldiğini veya gerçek adının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak Tapduk lakabını alışı ile ilgili meşhur bir hikaye hep anlatılır. Hikayeye göre Hacı Bektaş Veli Hazretleri bir gün tüm erenleri bir meclise davet eder. Tapduk Emre Hazretleri hariç herkes o meclise icabet eder. Hacı Bektaş Veli, Tapduk Emre'yi çağırtıp neden gelmediğini sorduğunda, Tapduk Emre Hazretleri, erenler bezminde bir elin kendisine perde arkasından nasip verdiğini, fakat o mecliste Hacı Bektaş diye bir isim duymadığını söyler. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli Hazretleri, o elin bir işareti olup olmadığını sorar. Tapduk Emre Hazretleri ise, o elin ayasında yeşile çalan bir ben olduğunu söyleyince, Hacı Bektaş Veli Hazretleri avucunu açar ve elindeki yeşil beni gösterir. Bunun üzerine Tapduk Emre Hazretleri, "Tapduk ya Sultan!" diyerek feryat eder. O günden sonra kendisine Tapduk Emre diye hitap edilir. Tapduk Emre dergahını gezerken vakit epey ilerledi. Güneş batmak üzere. Bu gece burada konaklamak daha evla görünüyor. Bu manevi havayı teneffüs etmek geceye kaldı. Yunus Emre Hazretleri'nin yola çıkışı bir kıtlıkla başladı. Buğday ihtiyacı için yola çıktı fakat ihtiyacının, yani kıtlığını çektiği şeyin nefes olduğunu fark etti. Bu yola düşüp aldığı her nefeste fark etti ki nefesten daha önemlisi yok. Bir nefes var gerçek olan, bir de nefesin sahibi. Her nefesinde nefesin sahibini andı, varlık iddiasından vazgeçti, yok oldu. Yok oldukça anladı ki var olan da kendisi değildi zaten. Peki bizde durumlar nasıl? En son ne zaman bir nefesimizi, nefesin değerini, anlamını, en önemlisi de sahibini bilerek aldık? Bu soluduğumuz hava, şu gökteki yıldızlar, üzerinde yaşadığımız toprak bizim için ne anlam ifade ediyor? Tüm bu sorular için belki bir cevabımız var. Fakat gerçekten biliyor veya anlıyor muyuz? Asıl önemli olan da bu değil mi zaten? Anlamaya çalışmak. Baktığım zaman benim de yola çıkış hikayem bir nevi kıtlıktan sebep. Düşündüm ki fikir dünyamı zenginleştirmem gerek. Ve bu amaçla yola koyulmaya karar verdim. Bu yolda takip etmem gereken isimlerden birinin Yunus Emre Hazretleri olduğunu düşündüm. Büyük şair, mutasavvuf, mütefekkir Yunus Emre Hazretleri. Şimdi böyle manevi havası yüksek bir yerde, Tapduk Emre Hazretleri'nin yanı başında, Yunus Emre'nin de izinde, tüm bu zihnimde dolaşan soruları cevaplamaya ve bu cevapları anlamaya çalışıyorum. Sabahın aydın sessizliğinde, yalnızca kuşların cıvıltısı ve bisikletimin zincir şıkırtısı eşliğinde yola koyulurken, aklıma Yunus Emre'nin Tapduk Emre dergahından ayrılışına dair anlatılan hikaye geliyor. Hikayeye göre Tapduk Emre, ömrünün son zamanlarında bir gün Yunus Emre'yi yanına çağırmış ve şöyle demiş. "Yunus, sen artık oldun.
Yaş olmaktan çıktın, piştin. Sana her şeyimi verdim. Geriye yalnız bu asa kaldı. Benim vaktim doldu. Kabre asa ile girilmez. Sonra asasını kaldırmış ve bu asa sen onu ya da o seni bulana kadar göklerde dolaşsın. Onu bulduğun yerde biraz daha yaşar, sonra toprağa uzanırsın deyip asasını uzaklara fırlatmış. Yunus Emre de hocasıyla helalleşip asayı aramaya koyulmuş. Emrem Sultan Köyü'nün hemen çıkışında bulunan mağarada coşkuyla uçuşan kırlangıçlar ilgimi çekiyor ve birkaç kare fotoğraf çekip yoluma devam ediyorum. İç Anadolu'nun sarı ve kahverengi tonlarının ardından eski şehrin coğrafyasında yol almak bana Yunus'un yolculuğunu düşündürüyor. Çiğ olarak yola çıkan Yunus Emre'nin hayat boyu bu yolda nasıl pişip tıpkı bu verimli araziler gibi başaklar açtığını düşünüyorum. Tarihte Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi nice yüksek vasıflı şahsiyetlerin, hükümdarların ve bugün canım Anadolu insanının yaşadığı kutlu vatanımız. Ne de güzel bu topraklarda yaşamak. Hedefe varmak gibisi yok. Köyler, kasabalar, şehirler geçtiğim uzun ama gerçekten yorucu bir yolculuğun sonuna geldim. Yol boyunca insanı mest eden, güzelliğiyle kendisini hayran bırakan yerlerden de geçtim. Yorgunluktan bezme noktasına geldiğim anlar da oldu. Fakat diyebilirim ki yolculuk nihayete erdiğinde keyif veriyor. Yol boyunca hava şartları, yol şartları, yorgunluk vesaire derken keyif almayı kaçırdığım anlar oluyor. Fakat varış noktasına ulaştığında geriye saf keyif kalıyor. Yolculuğumun sonunda Eskişehir Mihalitçik'te bulunan Yunus Emre Külliyesi'ndeyim. Tapduk Emre dergahından yola çıkarken anlattığım hikayenin sonunda Yunus Emre, Tapduk Emre'nin asasını 5 yıl, kimine göre ise 7 yıl aramış. En sonunda kendi köyü olan Sarıköy'de, yani bugünkü adıyla Yunus Emre Köyü'nde su kenarında abdest alırken bulmuş. Hocasının dediği gibi bir müddet daha yaşamış Yunus Emre ve sonra aşığı olduğu Hakk'a kavuşmuş. Hacı Bektaş-ı Veli'den itibaren izini sürmeye çalıştığım ve bir nebze de olsa onunla bağ kurmaya çalıştığım Yunus Emre'nin yolculuğu da benim yolculuğum gibi burada son bulmuş. Bu manevi atmosfer, bu sakinlik bana eski bir dostla yıllar sonra tekrar buluşuyormuşum hissi veriyor. Bu hissi benden başkaları da yaşıyor olmalı ki burası her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Yunus Emre Hazretleri bu topraklardan geçtikten sonra ardında onlarca menkıbe, yüzlerce ilahi bıraktı. Mutlak hakikatte Allah yolunda yok olmayı dileyen Yunus Emre Hazretleri dilinden dökülen mısraların aksine bu toprakların en çok sevilen gönül sultanlarından biri oldu. Bu seyahatimde Yunus Emre Hazretleri'nin hak aşkını bir nebze de olsa anlama fırsatı buldum. Yunus Emre Hazretleri'ni tam olarak anlamak zor. Fakat diyebilirim ki onu anlamak İslam medeniyetinin bu topraklardaki değerini anlamaktır. Benim seyahatim burada son buldu. Fakat bir süre daha kalıp bu manevi atmosferi teneffüs edecek ve bir süre fikri yolculuğuma devam edeceğim. Bir sonraki seyahatimde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.